Dışişleri Bakanlığı, Hüsnü Hat Sanatı'nın UNESCO insanlığın somut olmayan kültürel mirası temsili listesine girdiğini duyurdu. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Türkiye'nin somut olmayan kültürel miras listelerinde kayıtlı kültürel unsur sayısının 21'e yükseldiği ifade edildi. Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezi'nde Balkanlarda Osmanlı izleri temalı fotoğraf sergisinin açılışında konuşan hat sanatçısı İsmet Keten, hattın bu seviyeye gelmesini Türk hattatlar sağlamışlardır ifadelerini kullandı. Bir söz vardır, Kur'an Mekke'de nazil oldu, Kahire'de okundu, İstanbul'da yazıldı diye. Bunun adeta günümüzdeki onayı gibi algılıyorum bunu ben. Çok güzel bir şey. Hatta bütün dünyada hattı, yani iyi hattı, hattı Osmanlı diye tarif ederler. Yani Arap hattı demezler, Osmanlı hattı derler. Bu da günümüzde bu şekilde yansımış olması bizleri ayrıca mutlu etmiştir. Çok da güzel bir şey, çok başarılı bir organizasyon diyebilirim yani. Hattı bu seviyeye getiren Türkler, o Makil'in bulduğu Aklam İsti'den sonra Yakıt-ı Mustasimi bir Türk hattatıdır. O ucu 15 derece eğik keserek hattın gelişmesini sağlamıştır, bu seviyeye gelmesini sağlamıştır. Ondan sonra tabii Mustafa Rakımlar, Kara İsrailler, daha pek çok Hafız Osmanlar çıktı neslimizden, atalarımızdan. Onlar da hattı bu seviyeye getirdi. Şimdi de onun varisleri bizler devam ettiriyoruz. Tabii yeni bir şey bulmak değil, eskiyi en iyi şekilde yazabilmek bizim amacımız şu anda. Onlar zaten bulmuş bu kadar güzel şeyleri ortaya getirmişler. Yani. Şu anda zaten Avrupa'da, bütün dünyada hatta bir ilgi var. Artık modern sanatların o şeyinden uzaklaşmak istiyorlar. Biraz daha mücessem, biraz daha güzel kompozisyonlar onları celbediyor.